bizi sizinle tanıştırdıkları için. Öbür yandan da evet, biz İslam medeniyetinin çocukları olarak bugün hakikaten perişan vaziyetteyiz. Hiç halimiz hal değil. Ben bazen soruyorum. Diyorum ki, bugünkü içinde bulunduğumuz vaziyetten memnun musunuz? Müslümanların içinde bulunduğu halden. Memnun değilsiniz. He? Şimdi Filistinlere yanıp dönüyoruz, ağlıyoruz. Diyorum ki, Kudüs sizin elinizdeydi. Ve siz zulmetmiyordunuz. Ne oldu da kaybettiniz? Bu topraklarda hakim sizdiniz. Adaleti siz koyuyordunuz. Onlar sizden adalet bekliyorlardı. Ne oldu da kendi topraklarınızda zelil düştünüz? Bana bir tane İslam devleti gösterin ki bu İslam devleti bir Hristiyan devletinin sultası altında bulunmasın. Ya Amerika idare ediyor, ya İngiltere idare ediyor, ya Almanya idare ediyor. Bu böyle değil mi? Peki burada bizim bir kabahatimiz, bir günahımız yok mudur? Biz bunlara mı kızacağız? Ta Amerika'dan geliyor, burada racon kesiyor diyoruz. Petrolümüzü alıyorlar, işte bizi şöyle yapıyorlar, bizi birbirine düşürüyorlar. Başımıza PKK'yı çıkarıyorlar, onu çıkartıyorlar, bunu çıkartıyorlar. Peki hiç kendimize düşen bir görev yok mudur yani? Bize bir şey düşmüyor mu? Ali İmran suresinin 55. ayeti var. İlginç bir ayettir. Onu anmadan önce size iki şey daha aktaracağım. Bir tanesi İsrailoğulları ile ilgili. 3-5 ayette geçer. Ben İsrailoğullarını bir bilgiden dolayı alemlere üstün yarattım diyor. İsrailoğullarını alemlere üstün yaratmışım. Bir ayette de o şey okudum. Ali İmran suresi 55. ayette de Hristiyanlara yönelik diyor ki Allah, ben sizi kıyamete kadar kafirlere üstün tutmuşum. Ali İmran suresi 55. ayet. İsrail ile ilgili çok ayet var. Ben sizi alemlere üstün kılmışım. Bir bendeki bir bilgiye binaen. Hikmetini bilmiyoruz. İsrailoğullarını alemlere üstün yarattı. Hala mı üstünler? Vallahi takdir edin. Bilmiyorum. Bu Ali İmran 55. sayfada diyor ki Sadübillah İzâle ya İsa inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu. Ey İsa, ben seni kendi katıma alacağım. Seni temizleyeceğim kafirlerden. Arkasından diyor ki ve câilul lezine tebaûke fevkallezine keferu ile yevmil kıyâme. Senin yolunda gidenleri, sana uyanları, sana tabi olanları kıyamete kadar kafirlere üstün tutacağım diyor. Hristiyanlara söylüyor bunu. Hazreti İsa'nın yolunda gidenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ وَجَائِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Şimdi ben burada duruyorum. Diyorum ki kardeşim, Hristiyanlara tanınan özellik kafirlere üstün kalmak. Hristiyanlara tanınan hak kafirlere üstün olmaktır. Peki siz kafir misiniz? Sümme haşa. Bu toplum, bu Müslümanlar kafir mi? Bir parça. Eğer kafir olmasaydık, kafir illa Allah'ı inkar etmek değildir. Elinizde Kur'an gibi bir kitap varken, elinizde Hazreti Muhammed, önünüzde Hazreti Muhammed Mustafa gibi bir rehber varken, içine düştüğümüz şu hal zaten küfran nimet içinde olduğumuzu gösteriyor. Yani bir tür manen küfür içindeyiz. Nitekim bir ayet daha var. O da Müslümanlara bakıyor. Diyor ki وَلَتَهِنُوا. Canınızı sıkmayın. Yani ben İsrailoğullarına üstünlük verdim diye bozulmayın. وَلَتَحْزَنُوا. Gevşemeyin, üzülmeyin. Ben Hristiyanları kafirlere üstün tuttum diye bozulmayın. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Bu ikisinden de siz daha üstünsünüz eğer iman etmişseniz. Önce onlara bir üstünlük deniyor. Sonra diyor ki siz onlardan da üstünsünüz eğer iman ehliyseniz. Bence buradan başlamak lazım. Biz mümin miyiz? Biliyorsunuz meşhur Hulagu'ya atfedilen bir görüşme vardır. Bağdat'ta
gelip yerleştikten sonra, bütün kütüphaneler tarumar edildikten sonra, İslam medeniyetinin yarı imkanları yok edildikten sonra soruyor, diyor ki biz buraya niye geldik? Hatta bunun başlarında vardır, ben zalim miyim soruyor. Evet diyenin kafasını vuruyor. Efendim biz buraya niye geldik? Kendi istemediği oldu. Bir daha yani bu cevabı veren adamla gelinceye kadar 5-10 kişinin kafasını vurduruyor. En son işte o zat geliyor, bir zat geliyor. Diyor ki biz niye buradayız? Biz hak ettik, siz o yüzden buradasınız diyor. Ne zaman gideriz diyor? Biz dinimize döndüğümüzde, sadakatle sarıldığımızda siz ya bize benzersiniz ya gidersiniz. Ya bize itaat edersiniz ya gidersiniz. Nitekim İlhanlılar kaybolup gittiler. Gelen bütün şeyler, bütün o Cengiz'in orduları burada eridiler, gittiler. Aramızda belki onların çocukları ve torunları da vardır. Ama bugün Müslüman oldular. Neden? Çünkü biz toparlandık ve yeniden iman ettik. Elhamdülillah, İslam dünyası yeniden iman etme yoluna gitti, giriyor. Ben de bugün sizin biraz dikkatinizi çekeceğim. Niçin yaratıldığımıza dair. Ben sıklıkla diyorum, beni fazla insan dinlemez. Çünkü ben insanları huzursuz ediyorum. Ben insanları dürtüyorum. Ben size türkü söylemeyeceğim. Size duygusallık da vermeyeceğim. Aman gözyaşı falan da döktürtmeyeceğim. Tarihi de anlatmayacağım. Siyerden de anlatmayacağım. Aman şöyle oldu, aman böyle oldu demeyeceğim. Ben size anlatmaya çalışacağım. Ve uyanmanız için. Hepimiz uyuyoruz. Eskiden bu fuarlar başlamadan önce ben ziyaret ederdim illeri, ilçeleri ve şeylerle, yani üst seviyeden şehrin yöneticileriyle konuştuğum zaman şöyle derdim. Bizim şehirlerimiz uyuyor. Bu şehirleri uyandırırsak medeniyetimiz kendiliğinden ayağa kalkar. Söz gelimi. Söz gelimi. Aksaray'ı uyandırsak ne olur? Aksaray'ı uyandırdığınızda kim ayağa kalkar? Kim uyanır? Aksaray'ı ayağa kaldırdığımızda ilk kim uyanır? Bilene bir kitap edeceğim. Neymiş? Kim? Yüksek sesle söyle. Somuncu Baba. Somuncu Baba ayağa kalktığı zaman ne olur? Bir kere ekmeğiniz helalinden olur. İkincisi gıdanız düzgün olur. Üçüncüsü burası Aksaray'dır. Ne demek Aksaray? Temiz pak. Dünyanın en güzel hizmeti verildi. Arabistan'dan, Yemen'den kalkıp geliyorlardı. Gülek Boğazı'nı geçtikten sonra aman yaman kendimizi bir an Aksaray'a atalım diyorlardı. Doğudan gelenler aman aman bir ara kendimizi Aksaray'a atalım diyorlardı. Aksaray doğudan Kayseri'ye pas eder. Aşağıdan Adana'ya pas eder. Öbür taraftan Alanya'ya pas eder. Öbür taraftan Ankara'ya, Konya'ya pas eder. Böyle bir hizmet dağıtma merkezi. Eğer siz Aksaray'ı ayağa kaldırırsanız bak bu kendiliğinden ayağa kalkacak. Ne yapacağız? Bu şehri diriltmemiz lazım. Kendi manası üzerinde. Bunun olabilmesi için ne lazım? Önce uyanmış bir yönetici ve idareci lazım. Sonra onların sizi uyandırması lazım. Tıpkı şu anda yaptığımız gibi. Bunlar uyandılar elhamdülillah. Ne yaptılar? Bu halkı uyandırmak lazım. Neyle? İşte konuşabilen, görüşebilen, insanların ilgi duyduğu insanları getiriyorlar. Sizin karşısında dikiyorlar. Bir şeyler söyleyelim. Herkes bir cümle, bir kelime bile alsa uyanmış olacak. Şimdi ben ta başa döneceğim, asıl size anlatacağım, konuya gireceğim. İnsan nedir? İnsan nedir? İnsan bir mahluk. Cenab-ı Hak yaratmış. Yaratılışla ilgili o unsurlardan girerek geleceğin ve her biriniz ne kadar kıymetli birer varlık olduğunuzu anlayacaksınız. Eğer Rahman suresini doğru okuyabilirsek göreceğiz ki Cenab-ı Hak şu insanın bu dünyaya gelebilmesi için uzun bir hazırlık yapmış. Ar-Rahmanu allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan durur. En-necmu ve'ş-şeceru yescudan. Ben kameri, ayı ve güneşi birer hesapçı yaptım.
başladı insan için yaptığı hazırlığa. Sonra وَالنَّجْمُ اَشْنَجْمُ وَشَّجَرُ يَسْجُدًا. Şimdi bu ateş küre, bu ateş küre milyarlarca sene ateş küre durdu, 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 soğudu. Şimdi bunun toprak haline gelmesi lazım. İnsanın üzerinde yaşayabilecek hale gelebilmesi için Cenab-ı Hak dışarıdan meteorlarla buralara su indirdi. Su gelince sönme başladı. Bu sönme duman çıkardı. Bu duman neydi biliyor musunuz? Metan. Allah bu metandan beslenecek otlar yarattı. En-Necm, Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar yıldız diye anılsa da bir ikinci manası da dev otlaklar demektir. 500-600 milyon yıl boyunca bu dev otlaklarla Cenab-ı Hak bu dünyayı nefeslendirdi. Metanı aldılar, oksijen verdiler. Metanı aldılar, oksijen verdiler. Metanı aldılar, oksijen verdiler. Ve böylece Allah bize atmosferi var etti. Nitekim ne diyor? En-Necmu ve-şeceru yescudan. Ben onları yerin dibine geçirdim. Ve-s-semâ'a rafa'ha ve vada'al mizan. Ve onunla da göğü yükselttim. Neden? Ne yükseltti? Göğü yükseltti. Biz burada sadece gök kelimesinin yerine atmosferi koyarsak iş bitecek. Atmosferi yükseltti. Ne yaptı? Ve vada'al mizan. اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ. Sonra da dedi ki sakın ölçüleri bozmayın. Neyin ölçülerini? Oradaki gazların ölçülerini. Bozarsanız ne olur? Sıkı sıkı onu muhafaza edin dedi. İşte şu anda dünya o gazları bozmuş olmanın ceremesini yaşıyor. Atmosferi çıkardım. Sonra وَالْاَرْضَ وَدَعَهَا لِلْاَنَامِ. Sonra yeri enam için, dev hayvanlar için düzenlemeye başladım. Ne kadar geldiler gittiler? Kullandığınız petrol, kullandığınız benzin, kullandığınız yakıtlar, kullandığınız gazlar o odunlardan ve o hayvanlardan müteşekkildir. İşte o yüzden dedi ki اَنَّجْمُ وَشَّجَرُ يَسْجُدًا وَالْاَرْضَ وَدَعَهَا لِلْاَنَامِ. Sonra başladı. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُلْ عَسْفِ وَالْرَيْحَامِ. Ben şunu yaptım diyor. Önce dev otlaklar vardı. Ağaçlar vardı. Sonra onları yerin dibine geçirdim. Onlarla bir atmosfer var ettim. Sonra hayvanları yarattım. Dev dinozorlar ve mamutlar. Yüz milyonlarca yıl boyunca. Bunların etleri ve yağları süzüldü, 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 süzüldü. Bugün bildiğiniz fosil yakıtlar haline geldiler. Sonra diyor ki gözenekli, tahallı, efendim meyveli ağaçlar var ettim. Sonra kokular yaydım. Sonra atriyat yaydım. Sonra tohumlar var ettim. Kim gelecek? İnsan gelecek. Ve sonra dedi ki وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ. Bak, önce güneşi ve ayı var ettim. Onları birer hesapçı yaptım, takvim gibi. Sonra bir atmosfer var ettim. Sonra bu dünyanın içini, mağaralarını insan, hayvan etleri ve yağlarıyla sizin yakabileceğiniz bir depo haline getirdim. Sonra meyveleri insanın yaşayabileceği otlakları, meyveleri insanın yaşayabileceği hale getirdim. Sonra o balçığın içinden insanı var ettim. Fakat biz şunu biliyoruz. Cenab-ı Hak ta baştan Adem'i kendi elleriyle yarattı. Sonra da bizi cennetten dünyaya gönderdi. Ama biz bunu bir türlü tam oturtamadık kafamızda. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın muradı Adem'dir. Yani bilinci uyanmış insandır. Fakat bu insanın bu noktaya gelebilmesi uzun bir zaman almıştır. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Cenab-ı Hak önce bu kainatı var etti. 14 milyar yaşında. Sonra güneşi var etti. 8 milyar yaşında. Sonra dünyayı var etti. 4 milyar yaşında. Ya bu kadar büyük bir hizmete değecek bir mahluk mu insan? Şöyle bu evrenin tamamı sizin için tasarlandı vallahi. Peki insan bu kadar değerli bir varlık mıdır? Şimdi bakalım. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı celal ve ceberut sıfatlarıyla yaratmıştır. Bir inek inek olmaktan yüksünmez. Bir yılan yılan olmaktan bozulmaz. Bir tavşan herhangi bir varlık yaratılış gayesine ve yaratılış haline ve şekline itiraz edemez. Öyle yaratmıştır. Ceberut ile yaratmıştır.
bir tek insanı rahmet sıfatıyla yaratmıştır ve ona demiştir ki imma şakiran ve imma kefura. İster iman et, ister etme. Ama ben seni beni bilesin diye yarattım. Her varlığı senin için yarattım. Seni de kendim için yarattım. Neden? Kuntu kanzan mahfiyan fa uhibbtu an urifa ve halaktul insan. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Bilinmek bana sevimli geldi ve ben insanı var ettim. Ara sıra bu gıcıklık yapar şu suyu içeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek bana sevimli geldi ve insanı yarattı. Şimdi bilinmek istedim diyor Allah. Allah'ı nasıl bileceğiz? Allah'ı bilebilir miyiz? Efendim? Allah'ı bilebilir miyiz? Neyle biliriz? Efendim? İmanla değil, bilme kelimesinden bahsedeyim. Bilme, iman bilme değildir. Bildiğin şeye iman etmene gerekmez. Bildiğin şeye iman etmen gerekmez. Sıfatlarıyla. Sıfatlarını nereden okuyacağız? Bravo, bravo. Hazreti Peygamber'e yapılan emir oydu. Beni tanı dedi Allah insana. Ben bilinmek istedim ve insanı yarattım. İnsanın birinci vazifesi neymiş? İnsanın birinci vazifesi neymiş? Allah'ı bilmek. Peki nasıl bileceğiz? Namaz kılacağız. Güzeldir. Abdest alacağız. Güzeldir. Oruç tutacağız. Güzeldir. Peki namaz, oruç, kitap, Kur'an, sünnet, peygamber bunlar insan için amaç mıdır, araç mıdır? Neyin aracı? Allah'ı bilmenin aracı. Allah'ı bilmenin aracı. Allah'ı nasıl bileceğiz? Muhittir. İlmi sonsuzdur, kendi sonsuzdur. Dokunamıyoruz, bilemiyoruz. Nereden bileceğiz? Önümüze bir kainat koymuş. Önümüzde muazzam bir kainat var. Hazreti İbrahim güneşe baktı. Daha önce biliyorsunuz, önce çıkardılar annesi, onun hikayesi de çok ilginçtir. Hazreti İbrahim mağaradan çıkar, mağarada niye kalmışsa o kadar zaman biliyor musunuz? Bilen var mı? Annesi mağaradan çıkarmış, yıldızları görmüş. Demiş ki ha bunlar beni yarattı. Niye mağaradaydı? Niye o mağarada kalıyordu? Bu bilgi yok bizde. Tefsirlerde de fazla yok. Ama esasında o da tıpkı Hazreti Musa gibi yasaklı bir dönemde gelmiştir Hazreti İbrahim. Annesi onu bir mağarada doğurmuştur. Uzun bir müddet de orada kalmıştır. Fakat Allah ona elimlerin melekutunu vereceği için ona hikmet vermiştir. Çıkınca diyor ki beni yaratan bu yıldızlardır. Bakın dikkat edin. Kainat kitabını okuyor. Dikkat edin. Bir çocuk. Beni diyor yaratan bu yıldızlardır. Biraz sonra müthiş bir şekilde doğudan bazigatan diye geçiyor. Ay doğuyor. Demek ki Hicri ayın 18'i filan 19'u olması lazım. Çünkü yani güneş battıktan hemen sonra çıkmamışsa yani dolunayın 1-2 gün sonrasıdır. Diyor ki aha budur. Aha budur beni yaratan. Neden? Çünkü o çıkınca yıldızların büyük bir kısmı kayboldular. Akıl yürütüyor. Sonra biraz bekliyor. Bakıyor ki o da yükselmeye başladı. Yükseliyor. Ne dedi? Lahi bu lafilin. Ben geçip giden başka birisinin sürüklediği birisi ilah olamaz dedi. Bu gidiyor. Ertesi gün güneş doğdu. Ve güneşi gördü. Aha işte bu dedi. Aha bu. Beni yaratan budur dedi. Sonra o da gitti. Güneş saatine geldi. Öğlen saatine geldi. Dedi ki ey bütün bunları çeviren, ey bütün bunları yapan, sen kendini bana göstermezsen ben de helak olacağım. Bu bir akıl işidir.
Kitap sana bunu gösterir. Kainat kitabını doğru okuduğunuzda bir varlığın, bir sanatçının, bir yapanın, bir ustanın var olduğunu anlar ve görürsünüz. Peki bunun sizden ne istediğini nereden bileceksiniz? Bir usta var, yaratmış. Şimdiki deistlerimiz öyle diyor. Allah yaratmış, dünyayı bırakmış, öyle koymuş. Yani karışmıyor da. Değil mi? Bunu nereden bileceğiz? İşte biz önce aklımız ile bir yaratıcının var olması gerektiğini anlıyoruz. Sonra bu var olan yaratıcının Allah olduğunu vahyen biliyoruz. Bize vahiy yoluyla deniliyor ki bu Allah'tır, var eden O'dur ve sizden şunu bekliyor. Biz ondan biliyoruz ki Cenab-ı Hak bize diyor kuntu kazzen mahfiyen ve uhbibtan urife ve halaktul insan. Ben bilinmek için insanı yarattım. Peki bu kadar muazzam bir varlığı bilebilme donanımı bizde var mı? Yani Allah bize beni bilin diyor. Bunu yapabilme gücü var mı bizde? Asıl mesele bunun üstüne duracağım. Yani insan nasıl bir varlıktır? İnsanın kapasitesi nedir? İnsan ne yapamaz ve ne yapar? Ne yapabilir? Hiç bunu düşündünüz mü? Mesela insanın beyninin zarını açtığınız zaman evrende var olan yıldızlar sistemiyle tam oturuyor. Hani tam açtığınızda sinir uçlarının birbirine ulaştığı noktaları birer nokta gibi koyduğunuzda gökyüzündeki yıldız sistemiyle tam oturuyor. Sizce bunun manası nedir? Bu evrende ne varsa bu insan anlayabilecek donanımdadır. Eğer Allah insanı ben bilinmek istediğim için insanı yarattım diyorsa Allah'ın bilinmesi için gerekli bütün donanımlar sizde var demektir. Peki bütün donanımlar sizde var ise ve Cenab-ı Hak size kendi ruhumdan üfledim diyor ise siz bunu nasıl anlamalısınız? Diyor ki ben size kendi ruhumdan üfledim. Ben insanı kendi elimle yarattım. Ve sonra ona ruhumdan üfledim. Peki Allah'ın yapamayacağı bir şey var mıdır? Canım benim. Tabii ki yok. Allah'ın yapamayacağı bir şey var mıdır? Yok. Peki onun ruhunu yüklenmiş olanın yapamayacağı bir şey var mıdır? Ama aciz içindeyiz hepimiz. Cenab-ı Hak dönüyor diyor ki وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Ben insana kendimden üfledim. Kendi ruhumdan üfledim. Şimdi sonra bu insan çıkıyor. Diyor ki abi ben yapamam bunu ya. Ben acizim abi. İnsan aciz midir? Yoksa tembel midir? Hangi acizden neyi kastediyorsunuz? Sen sana ait olan işleri bal gibi uçarsın. Tam da bu meselelere gireceğim. Tam da bu meselelere gireceğim işte. Diyor ki ben uçamam. Abi diyor ki ben uçamam. Ben uçarak geldim İstanbul'dan. Bak. İşte bak Allah insandan ne istiyor? Allah sana kuşa bak dedi. Ayet-i kerimede. Bak şu kuşa. Onu orada tutan nedir diye sordu. Nedir? He? Ha, Rahman diyor ben tutuyorum. Böyle tutuyor. Öyle mi yapıyor? Nasıl yapıyor? İşte bak, sen dedin ki çok güzel bir çok güzel. Sen dedin ki Rahman onu orada tutuyor. Gavur dedi ki bu kuşu burada tutan nedir acaba? Gitti, araştırdı, bir kanun vurdu. Kanunun adı ne? Kanunun adı ne? Aerodinamik. Aerodinamik diye bir kanun buldu. Vardı orada. Kuşu orada tutan odur. Kuş hep böyle yapmaz biliyorsun. Belli bir nokta geldiğinde kanatlarını tutar sürüklenir. Kanun vardı orada. O kanun ne? Aerodinamik kanunu. Uçak ne yapıyor? Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Belli bir noktaya gider, yükseliyor. Ondan sonra o kanun onu taşıyor. Kim taşıyor? Rahman taşıyor. Rahman ne? Kanunlar. Peki Arşimet buldu. Neyi buldu? He?
kaldırmayı buldu. Peki sana Kur'an Nuh üzerinden geminin nasıl yapıldığını anlatırken Kur'an'da bunu söylemedi mi? Niye duymadın? He? Canını yiyeyim senin. He? Peki Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de şöyledir. Hafız var mı içinde? Yanlış söylersem doğrultsunlar diye. Saz bila. Ve iz kâle İsa. Ben size bir peygamber olarak gönderdim diyor. Sonra diyor ki ben size çamurdan enni ahluku lekum min attini keheyyeti tayri fe enfuku fihi ve yatiru biiznillah. Ben Hazreti İsa söylüyor. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yaparım. Ona ruhumdan üflerim. O da Allah'ın izniyle uçar. Bu ne? Efendim? Mucize. Peki bu mucizenin bugüne yansıması ne? Ben kuşa benzer bir şey yaparım topraktan. Nedir toprak? Madenlerden. Ben size başka ne olacak? Ben size şöyle şöyle bir şey yaparım. Ona ruhumdan üflerim. O da Allah'ın izniyle uçar. Acaba bir uçağın yapılışını hiç izlediniz mi, gördünüz mü? Veya biliyor musunuz? İnsanlığın icat ettiği her malzeme kullanılıyor. Çünkü insanlığın ortak bir kudreti var orada. Biz insanı şöyle gördük. Yarattı, kurban oldum. Attı bir kaderin içine. Bu kadar yaşayacak, çekecek, gidecek. İnsan havada uçabilir mi? İnsan ateşte yanmayabilir mi? İnsan su üstünde yürüyebilir mi? Yürüyebilir mi? İnsan parmağıyla suya dokunup parmağıyla o suya iki şık ayırabilir mi? Efendim? Hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim okumadınız mı? Peygamberlerin mucizelerini görmediniz mi? Bir insan kendisini diriltebilir mi? Bir insan 100 yıl uyuduktan sonra uyanabilir mi? Bir insan şak diye genç olabilir mi? Bütün bunların imkanları önünüze kondu ama biz hepimiz birlikte seyrettik. Ama Cenab-ı Hak diyor ki ben bilinmek için insanı var ettim. Ben sizi bilinmek istediğim için var ettim. Biz mucizeleri şöyle diyoruz. Ben diyorum ki bugün güzelleşme ve bir anda gençleşme ihtimali var. Şu günde var. Ya hocam olur mu? İşte şeyde oldu, Zeliha'da oldu. Zeliha'yı güzelleştirdi bir anda, üstünden çarşafı kaldırdı. Bir baktılar ki altından genç bir kız çıktı. Ya işte o mucizedir. Tamam da Allah bu mucizeyi masal olsun diye anlatmadı ki size. Allah sizin önünüze bu mucizeyi, sizin imkanlarınızı, neler yapabileceğinizi size göstermek için koydu. Şimdi aramızdan birisi parmağını kaldırdı, böyle yaptı. Ay ikiye bölündü. Oldu mu? İnanıyor musunuz? Efendim mucizedir bu. Peki ben bugün böyle bir şey yapabilir miyim? Böyle bir imkan var mıdır? Yukarıdaki bir uyduyu vurabilir miyim? Yok ya. Ya işte böyle diye bu ümmet yatıyor. 1250 senedir bu yani. Devam ediyor. Şimdi madem ki tamam. Madem ki Allah bize bunları anlattı Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar masal değil. Bunları biz yapabilecek durumdayız. Ama İslam ümmeti 1250'den bu yana herhangi bir bilgin çıkarmadı. Hepimiz fakih fukaha olmaya çalışıyoruz. Halbuki bu kainattaki esma-i ilahiyenin bilimsel tarafını bilmediğimiz için o ayetten de doğrusu anlayamıyoruz. Ayetleri okuyoruz, aval aval bakıyoruz. Anlamıyoruz ne demek istediğini. Vakıa suresinde bir ayet var. La uksimu bi mawaqi'in nucumi innehu laqasamun azim lau ta'lamun. Lau ta'lamun laqasamun azim. Diyor ki yıldızın yerine and olsun. Ne demek yıldızın yerine and içmek? Yıldızın yeri. Yıldızın yerine and olsun ki bu Kur'an çok mühim bir kitaptır. Cenab-ı Hak böyle diyor.
Peki bu ne demek? Yıldızın yerini nereden bileceksin ki? Sen bilimsel araştırma yapmazsan, bir yıldız belli bir süre yaşadıktan sonra ölüyor. Ölünce elektronlarını bırakıyor. Elektronlarını bırakınca hacmi kalmıyor. Fakat proton ağırlığı olduğu gibi duruyor ve tutuyor uzay çarşafını büküyor. Bazen bir yıl, bazen iki yıl ışık yılı, bazen 10 ışık yılı derinlikte delikler meydana getiriyor. Sen buradan bakıyorsun, orada bir nabız atıyor ama bir yıldız yok. Buraya bilimsel olarak yıldızın yeri denmiş. Peki ne oluyor bir yıldız böyle olunca? Bir tek yıldızken o kendini oraya gömüyor. Uzay çarşafını büküyor. Işıkları, meteorları, elektronları, oradan geçen zamanı eme tekrar patlıyor ve kuazarlar meydana geliyor. Bir tek yıldızken binlerce, yüz binlerce yıldıza dönüyor. Ve bu anda kainatı genişletiyor. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki, görmüyor musunuz? Ben kainatı iki taraflarında genişletiyorum. Bana tarafın bir tane büyük alim çıkıp, bizim yani din adamlarımız, bu kainatın iki tarafıyla nasıl genişlediğini anlatamaz. Neden anlatamaz? Çünkü bu kainat kitabının içindeki harfleri bilmiyor, okumuyor. Müslümanlık bu değildir. Bizim şu kainat kitabını doğru okuyabilmemiz lazım ki onun üzerinden hakikaten büyük bir şey olsun. Yani bir ilme ulaşalım. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı eğer, yani ben insanı bilinmek için, başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Size teşekkürlerimi yaptım baştan. Yani bizi bunlarla, bu gençlerle buluşturduğunuz için Allah sizden razı olsun. Ha öyle mi? Hoş sefalar getirdiniz. Eyvallah. Peki. O da öyledir. Teşekkür ediyoruz. Adaleti ve hakkı doğru tanzim etmek esasın Kur'an'ın temel dört esasından bir tanesi de adalettir. Ahiret, nübüvvet, ondan sonra vahdet, tevhid ve bir de adalet. Onun başısınız. Çok şükür. Elhamdülillah. Eyvallah. Evet. Demek ki yani eğer biz bilme misyonunu üstleneceksek, Allah'ın ben insanı beni bilmesi için yarattım, ne muhatap olmak istiyorsanız kesinlikle bunun yolu kainat ilimlerini, müsbet ilimlerini bilmekten geçiyor. Biz müsbet ilimleri hakiki manada anlayamazsak şuna emin olunuz ki Kur'an'ı da doğru anlayamayacağız. Öyleyse Kur'an'ı doğru anlamak ve doğru insan olmak ve aciz içinde değil de gerçekten bize düşen bir takım şeyleri yapabilecek kudretini elde etmemiz için bizim önce kendimizi anlamamız lazım. Ben de size diyorum ki sizde yok yoktur. Vallahi yoktur. Bu kainatta ne varsa hepsini anlayacak, hepsini anlayıp ondan bir netice çıkarabilecek bütün donanımlar sizde vardır. Mevlana der ki insan 900 katlı bir binadır. Ben de diyorum ki 990 katlı bir binadır. Neden 990 katlı? Çünkü 99 esma var ve daha ötesi var. Bu kainatta ne varsa onu anlayacak ve yapabilecek donanımı Allah size vermiştir. Eğer bir insan aciz gösteriyorsa bu aciz kendisine ait değildir. Zihnine ve tembelliğine aittir. Yapamayacağınız, başaramayacağınız bir şey yoktur. Bir mümin ben bu işini yapamadım, yapamıyorum deme hakkına sahip değildir. O yüzden önce kendinden başlayın. Cenab-ı Hak bir emri veriyorsa, Muhittin Arabi Hazretleri diyor, Allah bir şey emrediyorsa, o emri alan varlıkta, o emri alan varlıkta, o emri yapabilecek donanım var diyor. İza arade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Ben bir şeye ol derim, olur. Ben bir şeye murad ettiğim zaman ona ol derim, o da olur diyor. İza arade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Muhittin Arabi de diyor ki, eğer Allah bir şeye emir verecekse önce onda o donanımları var ediyor. Şimdi dönelim ta baştaki hadise. Kuntu kenzen mahfiyen fe uhbibtan urife ve halaktul insan. Ben insanı bilinmek istediğim için yarattım. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve insanı yarattım. Öyleyse bütün bu bilme işlerini yapabilecek, anlayabilecek donanım sizde var. Bir şey hatırlıyor musunuz? Yine bir hadis-i kutsi, bir ayet-i kerimede diyor ki ben Adem'i yarattım. Sonra meleklere ve cinlere dedim ki ona secde edin. Melekler secde ettiler. Şey etmedi. Hazır başlangıçta melekler de itiraz ettiler. Melekler de biz secde etmek istemediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak
insanın önüne geçti. Sizin bu varlık hakkında bilmediklerinizi de ben biliyorum. Bu çok muhteşem bir varlıktır. Ve melekler ve cinler ve iblisler karşısında insanın yanında yer aldı Allah. Bu insan hakkında olan insana verdiği değer. Bu sadece insana verdiği değer değildir. Aynı zamanda insanın yapabilirlik kabiliyetidir. İnsan yapabilir bir varlıktır. Ne yapabilir? Allah'ın esmasının tamamını yapabilir. Çünkü ona yüklendi. Allah ona yükledi. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُح۪ي Allah duyar, ben de duyarım. Allah işitir, ben de işitirim. Allah kudret sahibidir, ben de kudret sahibiyim. Bana verdi çünkü. Bana verdiği için ben yapabiliyorum. Öyleyse bir müminin, ben yapamam, ben edemem, ben acizim deme hakkı yoktur. Bir, ben yapmak istemiyorum diyebilirsin. Ama sende bütün bu kudretler, bütün bu imkanlar var. İmkanlar bittikten sonra da diyor ki, sen tevekkül et bana. Yani senin imkanın gerçekten bittiği zaman da bana sığın. Çünkü arkanda her şeyi olduran bir Rabbin var. Ey Müslüman, eğer bugün içinde bulunduğun aczi, Müslüman olarak, İslam toplumu olarak içinde bulunduğumuz aczi, çaresizliği kendinize yakıştırabiliyorsanız, size söyleyecek bir sözüm yok. Ama yakıştıramıyorsanız lütfen kendinizden başlayın. Ne yapamam ben? Diyorum ki aramızdan ayı parmağıyla bölen oldu. Aramızdan suyun üstünde yürüyen oldu. Aramızdan ateşe atıldığı halde yanmayan oldu. Aramızdan kumu eline alıp konuşturan oldu. Şu anda kum konuşuyor. Bilgisayar kumdan ibarettir. Hazreti Peygamber avucuna bir kum aldı, bir parça kum aldı. Onun zikrettiğini gördü. Sonra Ebu Bekir'in eline koydu. Orada da zikretti. Sonra Hazreti Osman vardı galiba. Onda da zikretti. Başka bir sahabi verdi. Verdi onun eline, zikretmedi. Kumun zikretmesi. Aklınız alıyor mu? Kum zikretti. Peki bundan ne anlayacağız? Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve cealna kulle şey ve ahsayna kulle şeyin fi imam mubin." Ahsa kelimesi hem kompüte etmektir. Bilgi saymak diyoruz ya, bilgisayar diyoruz. Kompüte etmektir, hem de kum demektir. Biz Kur'an-ı Kerim'i eğer bu kainat ilimleriyle müştereken okumuş olsaydık, bugün şu medeniyetin taşıyıcıları ve inşa edicileri biz olacaktık. O açıdan bir insanın yapabilirlik sınırları mucizelerdir. Allah mucizeleri peygamberlere vererek insanın yapabilirlik sınırını kurmuştur. Bundan iki yaz kadar önce Çin bir duyuru yaptı. 750 kilometre yukarıdaki bir uyduyu yerden vurdu. Neyle vurdu? Neyle vurdu? Lazerle vurdu. Hiç ortada bir görüntü yok. Hazreti Peygamber Bismillah dedi. Ay ortadan ikiye bölündü. Size daha bu peygamberdir. Hazreti Ömer'e atfedilen çok ilginç bir şey var. Müthiş bir savaş devam ediyor. İkindi namazını kılmamış. Güneşe döndü ve güneşe dur dedi. Bir insan güneşe dur diyebilir mi? Efendim? Dur diyebilir mi? Ama dedi. Dedi. Ha dedi. Güneşe dur dedi. Çünkü ben henüz namaz kılmamışım dedi. İkindi namazını kılacak. O için. Peki insanın yetkisi arasında var mı? İnsanın kabiliyeti içinde var mı dünyayı bozmak? He? Yapmak da vardır o zaman. Çünkü Allah insanı yapabilirlik ve bozabilirlik kabiliyetiyle var etti. Yahu lütfen insanı anlayın. Allah kendisinde ne varsa o yetkiyle seni donattı ve sonra da beni bil dedi. Lütfen benim insanlarda var etmek istediğim şey yapabilme kabiliyetinizi keşfetmektir. Batı skolastik bir düşünce içinde giderken biz burada kürelerin yuvarlaklarını konuşuyorduk. Siz şeyi biliyorsunuz, şu Mardinli meşhur yeni şey yapılmaya başladı. İbnül Cevzi. Onun İbnül Cezeri. İbnül Cezeri. Hiç gezdiniz mi onun yaptığı işleri, baktınız, gördünüz mü? Bugünkü bütün teknolojinin öncüsüdür. 825 miladi 825'te Şarlman'a bir Emevi Sultanı bir saat gönderdi. Bir çalar saat gönderdi. Sen bunu kuruyorsun, vakti geldiğinde
çalıyor dedi. Vatikan karar verdi. Bunun içine Müslümanlar şeytanı koymuştur. Deccalı koymuştur. Bu işte bizi yıkmak için bu saati gönderdiler dedi. Sonra bize bakın. 1900'lerin başında bisikleti gönderdiler, şeytan atıydı. Arabayı gönderdiler, cin atıydı. Onu gönderdiler, biz bu noktaya geldik. Niye bu noktaya geldik? Çünkü bilgiyi terk ettik. Bilgiyi ne zaman terk ettik? Ben bazen söylüyorum, kızıyorum bana. Kızıyorlar. 1250'den bu yana, 1250. Şu anda 2000'e geldik. 1250'den bu yana İslam dünyası bilim ile uğraşmıyor. En son bilimle uğraşan Ali Kuşçu'ydu. Öldürülmemek için Fatih'e sığındı İstanbul'a. Ondan sonra gelmiş bilim adamı bir tek İbni Haldun'u görebiliyoruz. Niye bilimi terk ettiniz? Çünkü çıktılar bir takım hekimler dediler ki süfli ilimler, ulvi ilimler. Süfli ilimler nedir? Matematik süfli ilimdir. Fizik süfli ilimdir. Anatomi süfli ilimdir. Bir tavuğa günde iki kere yumurta yaptırmak süfli ilimdir. Saatlerin ilmini bilmek süfli ilimdir. Bir Lokman suresinin son ayeti vardır. Buna mugayyebat-ı hams denir. Bununla ilgili bir müftüyle çok ciddi bir kavgamız oldu. Dedi ki bunların beşi de şeydir, gayiptir. Ben dedim ki gaybın büyük bir kısmı, gaybın beşte üçü bilgisizliktendir. Gaybın beşte üçü bilgidir. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah'tan başkası bilmez. Allah böyle demiyor. Efendim işte ana karnındakini Allah'tan başkası bilmez. Ayet böyle demiyor. Saatlerin ilmini, yani kıyamet saatini Allah'tan başkası bilmez. Allah böyle demiyor. Ama Allah şunu söylüyor. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَيْيَ اَرْضٍ تَمُوتْ مَازَا تَكْزِبُ غَدًا. Kim yarın ne kazanacak, kimse bunu bilmez diyor. Ve kimse nerede öleceğini bilmez. Bunu mutlak gayb içerisine sağlıyor. Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَوْ عِلْمُ سَعَى. Şimdi saat ilmi sadece Allah'ın yanındadır. Sadece de demiyor. Saat ilmi Allah'ın yanındadır. Peki saat ilminden biz ne anlayacağız? Gidin bakın meallere. Sadece kıyamet demişler. Parantez açmışlar, kıyamet demişler. Öyle bir şey yok. Allah saatin ilmi diyor. Bugün timing dediğimiz bir şey var. Ben yumurtayı koyuyorum makineye. 21 gün 7 saat şu ısıların bir derecesini veriyorum. 21 gün 7 saat sonra yumurtanın içinden civciv çıkıyor. Bu bir timingdir. Buradan bir uydu gönderdik. Dünyanın yakınından geçen bir meteora. Bu meteorun şu kadar hızı var. Dünyanın bu kadar hızı var. Efendim şeyin şu kadar hızı var. Attığımız, gönderdiğimiz şeyin, uydunun. Ve bu tamamı üstüne cuk oturacak şekilde oturtuldu. Oturtuldu mu? İşte bu da timingdir. Ekmam kelimesini alıyor. Cenab-ı Hak ayetin sonunda o ayetin içindeki mananın nerede kullanılacağına dair bize bir uçta veriyor. Ama ne dediler? Allah, kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka bir kimse bilmez. Ayetin manasını buradan kilitlediler. Bir daha onu başka türlü anlama şansı kalmadı. Ama bugün bütün dünya timing üzerine dönüyor. Timing dediğimiz saati, zamanı programlama. Bize zamanı programlatmadılar. Iskaladık biz onu. Sonra dediler ki اِنَ اللّٰهَ اِنْدَوْ اِلْمُ سَعَى يُنَزِّلُ الْغَيْسَ. Yağmuru o yağdırır, indirir. Elbette yağmuru yağdırıyor. Ama yağmuru yağdırmanın bir tekniği vardır. Biz bunu kaptık mı? Evet. Şöyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Peki biz işaretlerden hareketle, bugün atmosferdeki işaretlerden hareketle, çarşamba günü öğleden sonra yağmur geliyor dediğimizde şemsiyemizi hazırlamıyor muyuz o gün? Bu gayba mı inanmaktır? Hayır, bu bir bilgidir. Eğer siz bilgisiz iseniz çarşamba günü sizi yağmur şak diye yakalar. Sizi kar da yakalar. Ama ben büyük şehirde uzun müddet basın danışmanlığı yaptım. Kar ne kadar zaman içinde gelecek? Yağmur geldiği zaman hangi bölgeye ne kadar yağmur düşecek? Baştan bunu sayabilecek bilgisayarlar elimizde vardı. Hava atmosferinin, havanın içindeki nemi ölçüyorsun. Rüzgarın hızını ölçüyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sonra diyorsun ki bu gelecek Üsküdar'a bu kadar yağmur indirebilir. Çünkü orada şey var, adını söyleyin. Çamlıca var, biraz daha yüksektedir. Şimdi de fırtınaların en büyüğü hep Çamlıca'nın kenarına düşüyor. Çünkü bir sistematiği var bunun. Ama biz bunu ıskaladık.
Allah'tan başkası bilmez yağmurun ne zaman yağacağını, dediler. Elbette ki bir işaret var, bunu okuyabilirsin. Onu okuduğun zaman bir yere varabilirsin. Ya ben konuşup gidiyorum ama birisi düzenliyor mu bunu? Ne kadar konuşacağım? He? 5 dakika. E bana söyle işte. Toparlayalım. Evet. Öbürü ne? Ana rahmindekini diyor, kimse bilmez. Vallahi öyle değil. Bu bir ilim. Bilgiyle giderilecek bir gayb vardır. Gaybın bir kısmı bilgiyle giderilebilir gayptır. Bir kısmı da mutlak gayptır. Biz hepsini aynı kaba koyduk. Şimdi ana rahmindeki çocuğu görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Peki tasarlayabiliyor muyuz? Oraya da geldik. Bakın ne diyor? Yusabbihuna yusabbihuna ebnâekum ve yusabbihuna ebnâekum yasumunakum su'al azabi yusabbihuna ebnâekum ve yastahyûna nisâekum ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. Bu bir ayet. Diyor ki Firavun işte size bir azap uyguladı. Kötü bir azap. Şimdi yasumunakum su'al azabi. Kötü azabı yasumuna. Yasumuna kelimesi sima yapmaktır. Yüz yapmaktır. Manası budur. Seyeme. Sima. Sima yüz yapmaktır. E şimdi bunu siz alıp azaba dönüştürürseniz bu bilgi biter. Bize bu şekilde anlatmıştır. Halbuki bakın diyor sima yapmaktır. Bugün sima yapabiliyor mu insan? Evet. Yani genetik yapısıyla oynuyorsun ve sima yapabiliyorsun. Sonra Vakıa suresinde insan tasarımıyla ilgili Cenab-ı Hak şöyle diyor. Nahnu kaddarna beynekumul mevta ve ma nahnu bimesbuqin. Ben ölümü takdir ettim. Ölümü ben takdir ettim. Bu noktada kimse benimle yarışamaz. Yusabiku kelimesini müsabaka diyoruz ya. Ve ma nahnu bimesbuqin. Kimse benimle yarışamaz. Başka hangi konuda benimle yarışamaz? Sizin benzerlerinizi yapmada. Allah Allah. İnsanın benzerlerini yapmada. Bir yarış mı var? Evet. Bugün hominidler geliyor. Yakında birçok insan tipli robotlar çıkacak ve çalışan insanı kenara atacaklar. O yüzden insan planlaması yapmaya çalışıyorlar. İnsanın nüfusunu, dünya üzerindeki nüfusunu 500-600 milyona indirecekler. Birçok ismini telef edecekler. Bu geliyor. Bu plan önümüze gelecek. Ama ne diyor Cenab-ı Hak? İnsan, yeni insan tipolojisi yapmada da siz benimle müsabaka edemezsiniz. Benimle yarışamazsınız. Bir yarış mı var? Evet var. وَمَا نَحْنُ مَسْبُقِينَ عَلَى أَنْ نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz şekilde insanı inşa etme noktasında da benimle yarışamazsınız diyor. Bir yarış mı var? Evet. Ama biz bu yarışın dışındayız. Kusura bakmayın. Müslümanlar olarak biz bunun dışındayız. Biz şu anda edilgen, üzerinde oynanan toplumuz. Neden? Çünkü bilgiyi bıraktık. Çünkü bu kainatın esrarını çözmeyi bıraktık. Çünkü bilgiyle uğraşmıyoruz. Kulluk nedir? İbadet etmektir. Namaz kıl, oruç tut, bu kadar. Hayır efendim. Allah sana müthiş istidatlar vermiş. Allah sana bir yığın yetenek vermiş. Bu yeteneklerini oluşturmadan, geliştirmeden, kendini gerçekleştirmeden Allah'ın huzuruna gitsen ve desen ki ben namaz kıldım, oruç tuttum. Peki sendeki istidatları geliştirdin mi? Bilmen gerekirken bilemedin. Bunun hesabını verecek misin? Hayır. Sadece namaz kıl, Kur'an-ı Kerim kur, kurtar. Bu değildir. Lütfen kendinize bir değer verin. Allah sizi bütün şeyleriyle, bütün isim ve sıfatlarıyla donatmıştır. Bu muazzam bir imkandır. Bu imkanı kendiniz için kurtarın, kullanın. Önce kendiniz için kullanın. Sonra bu toplum için kullanın. Bu milletin, bu ümmetin yeniden ayağa kalkması mukadderdir. Onun için kendi omunuza da bir yük alın. İnşallah Rabbim hepinizi o güzel günlere ulaştırsın. İzzet ile, şeref ile bu topraklarda yaşadığımız ve kendi topraklarımıza gerçekten sahip olduğumuz yeraltı nimetlerimizin bizim tarafından kullanıldığı, petrollerimizin çalınmadığı, kuvvetlerimizin, madenlerimizin alınıp 3 kuruşa 5 kuruşa alınıp 15 liraya bize satılmadığı dönemlere kavuşmak umuduyla inşallah. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Arz ediyorum.